seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerle şunu öğrendik iki arada, Rabbe güvenmek. Günümüzde Rabbe güvenmek aslında çok büyük bir problemdir. İnsanlar bunu bilmedikleri için ve Allah'ın tarafında da aslında bizi istemektedir bunu öğretmeyi. Allah problem geldiği zaman gelin bana, benimle çözün söylemektedir. Ve bizler ne yapmaya çalışıyoruz? Problem gelince insanlara danışıyoruz. İnsanlardan destek istiyoruz. Ama aslında Allah'la yan yana yürümeye gayret etmiyoruz. Tabii. Ben de bunu çok kez hayatımda gördüm. Bana geliyorlar bazı kişiler, soruyorlar nasıl yapacağım diye. Ben Tanrı değilim, ben yaratıcı değilim. Evet. Ben her şeyi bilen birisi değilim. Verdiğim nasihatler ve cevaplar insan olarak veriyorum. Sonra duruyor dinliyor ama sen insan olarak cevap veriyorsun. Tabii insan olarak cevap veriyorum. Ben yaratıcı değilim, ben Rab değilim. Dolayısıyla Yeşaya peygamber 12. bölüm 2. ayette de şöyle diyor. Allah'ın peygamberi böyle diyor. Tanrı kurtuluşumuzdur. Evet. Ona güvenecek, yılmayacağız. Çünkü Rab gücümüz ve ezgimizdir. O kurtardı bizi. Dolayısıyla demek ki şunu bilmemiz lazım. Eğer biz başka bir yerde çareyi, kurtuluşu arıyorsak yanlış çabalıyoruz. Yani bazı insanlar zengin olmak istiyorlar. Ve ne yapıyorlar? Başlıyorlar kazı yapmaya. Kazılar. Yer altında altın bulacaklar. Gidiyorlar, hatta yasak olan yerlerde kazılar yapıyorlar. Yasak olan yerlerde altın arıyorlar. Tabii ne altın bulabiliyorlar ne çözüm bulabiliyor. Hatta yasayı çiğnedikleri için de yakalanıyorlar ve yargılanıyorlar. Evet. Ama biz Rab'be güvenirsek, o zaman Rab diyor ki sizin bu yeryüzünde, bu yaşadığınız yerde kendinize zenginlik vesaire biriktirmeyin. Biriktireceksiniz. Nerede biriktireceksiniz? Cennette, gökte, semada, orası için çalışın diyor. Oradaki zenginlikler, hazineler yok olmazlar. Oradaki zenginlikler ve vesaire onlar mahvolmazlar. Dolayısıyla orası için eğer biz çalışırsak o zaman Rab bizi gerçekten ödüllendirecek ve onun için yaptığımız her şey kat kat cevabını alacağız. Evet. Belki de bir şey okumanıza gerekiyor olmayabilir. Yani özel bir eğitim almanız gerekmeyebilir. Rab bizi eğitecek. Kendi günlük dersleriyle o bizi sımsıkı ellerimizden tutmaya izin verirsek o bizi rehberimiz olarak yönlendirecek. Ama diğer açıdan da şunu da unutmayalım. Biz bunu onu kalbimize davet etmezsek, kalbimizi ona açmazsak, onun ahlaki yasalarını kavramazsak, benimsemezsek, onları reddedersek şunu da bilelim ki Romalılar 3. bölüm 23. ayette şimdi ayeti okumak istiyorum. Orada ne diyor? Herkes diyor günahkardır diyor. Evet. Bu dünyada yaşayan kim olursa olsun herkes günahkardır. Allah'ın gözünün önünde herkes kurtarıcıya ihtiyacı var. Çünkü hepimiz günah işledik. Evet. Ama bununla da kalmıyor. Ayrıca gene İncil'de, gene aynı kitapta Yüce Allah şöyle diyor. Günahın ücreti, bedeli nedir? Ölümdür. Evet. Romalılar 6:23. Günahın bedeli ölümdür. Dolayısıyla hepimiz günahkarız ve Allah'ın yasasına göre de günah işlediğimiz için cezasını çekmemiz lazım. O da ölüm. Dolayısıyla demek ki her insanın Allah'ın sevgisine ihtiyacı var. Her insanın Allah'ın lütfuna, merhametine, hatta bir adım ileri gidelim. Niye ihtiyacımız var? Biz günahkar olduğumuz için kurtarıcıya ihtiyacımız var. Evet. Biliyoruz ki Kutsal Kitap bize İsa Mesih gösteriyor. İsa Mesih tüm insanların günahları için öldü. Dolayısıyla biz Allah'a iman edersek, İsa Mesih'i de avukat ve kurtarıcı olarak kabul edersek, onun
yaptığı o haçtaki ölümle bizim günahın bedelini ödediği için onun arabuluculuğuyla biz kurtulabiliriz. Evet. Dolayısıyla ne yapacağız? Allah'a güveneceğiz. İsa Mesih'in arabulucu olarak hayatımızda kabul edeceğiz. Kalbimizi açacağız, değil mi ona? Evet. Kalbimizi evet. açmak ne anlamına geliyor? Günahlarımızı saklamak mı? Reddetmek, paylaşmamak, onlardan vazgeçmek. Evet. Aslında günah dünyamıza girdiği zaman istemediğimiz bir sürü duygular da gelmiş oldu. Evet. Bu istenmeyen duyguların arasından da biri korkudur. İnsan günah işlediği zaman korkuya kapılır. Zaten bunu da Adem'le Havva'dan görmüş oluyoruz. Korktukları için, çünkü bir değişiklik yaşadılar ve ne oldu onlara? Saklandılar. Allah'tan saklandılar. Karşısına çıkmaya korktular. Bu korku maalesef hala günümüzdedir ve biz korkudan dolayı her gün hayatımızda Rabbimizden uzaklaşmaktayız. Ve bu korku bizleri öyle büyük bir uçurumlar yaratıyor ki insanlar her problemde korktukları için Allah'ta değil, insanlarda aramaya, kendilerine benzer birinden destek aramaya çalışıyorlar. Çünkü yanında onları görüyorlar. Ama aslında insanlar daha önce de dediğiniz gibi Allah'ın bizden uzak olduğunu düşünmektedir. Ve Allah bize her gün bilgi vermek istiyor, gösteriyor bize ama bizler körler gibi önümüzde perdeyi olmasına müsaade ediyoruz. Neden? Çünkü bilmek istemiyoruz aslında, öğrenmek istemiyoruz Allah'ı. Bizim düşüncemize göre iyi kötü kötülükte, günahta yürümek daha iyi gibi geliyor. Ama doğamızda sevgi, iyilik olduğu için kalbimiz bunu hala aramaktadır. Evet. Ve kendi kendimize de bunları kendimizde bastırıp öldürmüş oluyoruz. Evet. Korkumuz bizi Allah'tan uzak tutabiliyor ve bu da güvenmemize aslında Allah'a engel olmuş oluyor. Ben aslında burada bu sözlerin sonunda Mezmurlar kitabından okumak istiyorum. 118. bölümde 6. ve 8. ayetleri okumak istiyorum. Rab benden yana olduğu zaman korkmam diyor. İşte bu korkusuz durumu öğrenmemiz için Rabbi çok iyi tanımamız lazım. Çok iyi bilmemiz, onu daima araştırmamız gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor ve ona ne kadar güvenebileceğimizi de aslında öğrenmiş olacağız. İnsan bana ne yapabilir? Evet. Eğer benim Rabbim yanımda olursa. Rabbe sığınmak insana güvenmekten iyidir. Aslında biraz önce sizin sözlerinize de söylediğinize bu bir kanıttır. Yani biz insanlarda çözümü aramayacağız, çözümü bulmayacağız. Kim gelmiş olsa karşımıza biz korkmayacağız. Çünkü arkamızda güvenecek herkesini yaratan, evreni, dünyamızı yaratan ve hala yöneten bir Rabbimiz vardır. Kesinlikle. Demek ki biz korkularımıza yenik düşmeyelim. Korkularımız mı var? Şüphelerimiz var. Ne yapacağız? Rabbe duayla aktaracağız, evet. açıklayacağız. Nasıl günahlarımızı ona açıklıyorsak, av diliyorsak korkularımız da. Rabbim ben bu konuda korkuyorum. Ve bu konuda çekiniyorum. Ve bu konuda şüphem var. Rabbim ben senden şüpheleniyorum diyebilirsin. Lütfen bu şüphelenmemeyi ve bu konudaki korkularımı yenmeme yardım et. Evet. Ben değil, İsa Mesih benim için öldüğünden dolayı ben bu duayı sana söyleyebiliyorum. Onun adıyla, kurtarıcımız İsa Mesih adına yalvarıyorum dediğimiz an emin olalım. Rab bize o huzurunu, o esinliğini, o soruların cevaplarını, korkuların cevaplarını, şüphelerin nasıl yenebileceğimizi o kendisi yapacak bunu. Evet. Çünkü biz kendi gücümüzden bir şey yapamayız. Biz ancak olayı kötüden daha kötüye getiririz. Evet, ama Rab çözer ve gerçekten o kökten çözer. Evet. Bizim gibi değil Rab.
Dolayısıyla ne yapacağız? Rab'be güveneceğiz, ona sığınacağız. Çünkü biliyoruz ki Rab asla ve asla kendi ismini lekelenmesini izin vermez. O kendi ismini için, kendi onuru için daha önce verdiği sözleri yerine getirir. Ve zaten o bizi seviyor. O zaten bunu yapmak istiyor. Evet. Yeter ki biz kalplerimizi ona açalım. Evet. Ve ona güvenelim. Dolayısıyla biz hayatımızda problemlerimiz olacak mı? Olacak. Yani Allah'a iman ettin diye problemsiz bir yaşam sürdüreceğini kimse sana öyle bir hayat, yaşam vaat etmiyor. Evet. Ama ne biliyoruz? Biz bu yaşamda, bu imanlı hayatta yalnız değiliz. Evet. Bizimle kim var? Rabbimiz var. O bize çok yakın. Hatta yakın bir samimi bir ilişki içinde bizimle yaşamak istiyor. Evet. Onunla yaşarsak her günü, onunla güne başlarsak, onunla günü yaşayıp, onunla günü tamamlarsak, o zaman biz bu hayatta iman açısından başarılı bir hayat sürdürebileceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, bu güzel vaatleri sizlerle bugün burada ekran başında paylaşmak istedik. Çünkü biliyorum ki sizin de bunlara ihtiyacınız var. Şüphe etmeyin, korkmayın, güvenin. Bakın, kuşlar ne ikerler ne biçerler ama Allah onlar için her şeyi yapar. Zambaklar ne dokuyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar ama onların güzelliğine kim kendini kıyaslayabilir? Rabbimize güvenin. Bu programımız sona erdi. Eğer sizin sorularınız var ise onları bize sorabilirsiniz ekranda gördüğünüz e-mail adresten. Bugünkü programımız sona erdi ama umuyoruz ki bu konu bir sonraki programda tekrar sizlerle işlemeye, araştırmaya devam edeceğiz. Bismillah.